Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle gaz kanunlarını konuşacağız. Biliyorsunuz ki gaz kanunlarından önce gazların özellikleriyle ilgili şöyle birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki gazlar maddenin en düzensiz halidir. Maddenin molekül ve atomları birbirinden oldukça uzaktır ve çok hızlı hareket eder. Gaz tanecikleri arasında çekim kuvvetleri katı ve sıvılarınkine göre oldukça azdır. Ve gaz tanecikler arasındaki bu etkileşimi yok denecek kadar az olduğunu biliyoruz ki bu etkileşimin minimum olduğu gazlara da biz ideal gaz diyorduk hatırlarsanız. Gazlar bulundukları kapları tamamen kapladıkları için hacimleri kabın hacmine eşittir. Yani gazların kendi hacimlerini kabın hacminin yanında ihmal ediyorduk gençler. Gazlar sıkıştırılabildiklerinden düşük sıcaklık ve yüksek basınçta sıvılaşabiliyorlar. Gaz tanecikleri biliyorsunuz ki birbiriyle her oranda karışarak homojen karışımlar oluşturabilirler. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Gaz molekülleri öteleme, dönme, titreşim hareketleri yapabilir. Gaz taneciklerinin kapladıkları hacimler moleküller arasındaki boşluklar yanında ihmal edilir. Zaten bu nedenle kabın hacmini gazın hacmi olarak kabul ediyoruz. Gaz molekülleri birbiriyle çarpıştıklarında taneciklerin hızları ve yönleri değişebilir. Farklı ortalama hızları değişmez fakat çarpışmaları oldukça esnektir. Birbirlerine çarpmaları esnek çarpışma olduğu için arkadaşlar ortalama hızları değişmez. Şimdi bu gaz kanunlarından Bohr yasasıyla başlayalım. Basınç-hacim ilişkisi. Gazların basınçları ile hacimleri arasındaki ilişki ilk defa 1662 yılında Robert Bohr tarafından açıklanmıştır. Bohr, sabit sıcaklıkta belirli miktardaki gazın yüksek basınç altında hacminin küçüldüğünü ispatlamıştır. Basınçla hacim çocuklar ters orantılıdır. Yani hareketli pistonlu bir sisteme yukarıdan bir kuvvet uyguladığımız zaman, pistonu aşağı doğru ittiğimiz zaman hacim küçülür ve gaz tanecikleri birbirlerine daha çok çarparlar. Dolayısıyla var olan basınç artar. Burada da zaten basınç hacim ilişkisini grafik üzerinde de görmektesiniz. Grafiği biraz daha inceleyecek, açacak olursak, bakın basınç ile hacim arasındaki bu ters orantı grafiğinde aşağı doğru inen bir eğri var. Bu eğri üzerindeki x, y ve z noktalarında basınç hacim çarpımları eşittir çocuklar. Dikkat ederseniz bakın x noktasında da basınç hacim çarpımı 4'tür. Y noktasında da z noktasında da 4'tür. Yani eğri üzerindeki her noktada basınç hacim çarpımları birbirine eşittir. Basınç ile hacimin ters orantılı olduğunu söyledik. Basınç 1 bölü hacimle veya hacim 1 bölü basınçla doğru orantılıdır arkadaşlar. Ters orantı ilişkisini şu şekilde görmektesiniz. P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 şeklinde görebilirsiniz. Bir örnek yapalım. Helyum gazıyla doldurulmuş 10 litrelik pistonlu kabın başlangıcındaki basıncı 1 atmosfermiş. Pistonlu kap en fazla 5 atmosfer basınca dayanabildiğine göre kabın hacmi ne kadar en fazla ne kadar küçültülebilir diye soruyor. Yani ilk durumla son durumu birbirine eşitlememiz gerekiyor. O zaman birinci durumdaki basınç hacim çarpımıyla son durumdaki basınç hacim çarpımını eşitlediğimiz zaman ilk basınç ilk hacim 10 litre. İlk basınç 1 atmosfer eşittir. Son basınç 5 atmosfer çünkü sistemin 5 atmosfere kadar dayandığını söylüyor. Çarpı son hacmi bilmediğim için V2 dedim. Buradan V2'yi 2 litre olarak buluyorum. İlk başlangıçtaki hacmimiz 10 litreydi. Yani 10x2 en fazla 8 litre küçültebiliyorum sistemin hacmini. Basınç hacim ilişkisinin kullandığımız sorular çocuklar bu şekilde kapiler tüple sıkıştırılmış gaz sorularıdır. Birincisi şu şekilde tüp ters çevrildiği zaman
içerisinde sıkışmış olan gazın hacmi değiştiği için basıncı da değişecek. Yani ilk durumu birinci tüp, son durumu ikinci tüp alıp birbirine eşitlediğimiz zaman yine istediğimiz basınca ve istediğimiz hacme ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yine başka bir örnek. Burada da yine basınç hacim ilişkisini kullanabileceğimiz bir soru tarzıyla karşı karşıyayız. Burada da V1 hacmine sıkıştırılmış bir X gazı var. Arada musluk var. Diğer kap boş. Musluk açıldığı anda gaz her iki kaba da dolacak ve homojen dağılacak. Yani iki ayrı musluk değil, iki ayrı kap değil, tek bir kapmış gibi davranacak. Burada da yine basınç hacim ilişkisini kullanırız. Burada mol sayısı eşitliği ilkesini kullanarak da yine çözebiliyoruz arkadaşlar. Musluklar açılıp gazlar karıştırıldığında ise bu sefer birinci kaptaki mol sayısı ile ikinci kaptaki mol sayısının toplamı toplam mol sayısı eşitliğinden yine basınç hacim ilişkisini burada da kullanabiliriz. Yani birinci kaptaki basınç hacim çarpımı yani N1 artı ikinci kaptaki basınç hacim çarpımı eşittir son durumdaki basınç hacim çarpımına eşittir. Örnek, bir miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi yarıya düşürülürse hangisi ya da hangileri iki katına çıkar? Arkadaşlar, sabit sıcaklıkta pistonlu bir kapta hacim yarıya düşürülürse D eşittir M bölü V formülünden yoğunluğunun iki katına çıktığını göreceksiniz. İki, birim yüzeye birim zamanda yapılan çarpışma sayısı da iki katına çıkacaktır. Çünkü basınç iki katına çıkıyor. Üçüncüsünde ise birim hacimdeki tanecik sayısı bu da iki katına çıkar arkadaşlar. Çünkü hacim yarıya inerse mevcut hacimdeki miktar sabit olmasına rağmen hacim yarıya indiğinde birim hacime düşen tanecik sayısının iki katına çıktığını göreceksiniz. Yani cevabımız E seçeneğidir. Yine başka bir örnekle devam edelim. Birinci kapta açık hava basıncının bir atmosfer olduğu bir ortamda sistemdeki kavanası açıldığında hareketli piston hangi noktada durur diye soruyor. Şimdi birinci kapta arkadaşlar 2 atmosfer 2 litrelik bir X gazı var. İkinci kapta da 1 litrelik gaz var. Hareketli piston olduğu için ikinci kabın içerisindeki gazın basıncı dış basınca eşittir. Aynı zamanda musluk açıldığında piston dengeye geldiği noktada içerideki basıncın toplamı bu sefer P0 ve eşit olacak. Yani bu durumda son durumdaki basınç yine 1 atmosfer olacak arkadaşlar. Çözelim. P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir. P son çarpı V son demiştik. Birinci kaptaki basıncımız 2 atmosfer çarpı hacmimiz 2 litre artı ikinci kaptaki hacmimiz 1 litre. Basıncın dışa eşit olduğunu biliyorum. Yani 1 atmosfer eşittir. Son durumdaki çocuklar basınç yine 1 atmosfer olacak. Dolayısıyla 1 çarpı B sonu bilmiyorum. Nerede durduğunu soruyor zaten bana. Burası 4 artı 1'den 5 litre yapar bizim son hacmimiz. Yalnız 5 litreyi sayarken baştan itibaren sayıyorsunuz. Zaten burası 2 litre bakın. 2, 3, 4, 5. Yani sistemimiz ya pistonumuz K noktasında duracaktır. Cevabımız K noktası. İkinci bir kanunla devam edelim çocuklar. Hacim sıcaklık ilişkisi yani V-P ilişkisi. Şimdi Charles yasası sıcak hava balonlarından aslında etkilenerek bu yasayı çıkartmış. Sıcak havanın soğuk havadan hafif olmasından yararlanarak sıcak hava balonu icat etmiştir. Sıcak hava balonundan ilham alan bu Charles yasasında 1787 yılında gazların hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek için bir takım deneyler yapıyor. Ve bu deneyler sonunda da gazların sıcaklıkla nasıl genleştiğini gösteren bir yasa koyuyor ortaya. Bu yasada sabit basınç altında belirli miktardaki gazın sıcaklıkla hacmi arasındaki ilişkiye bakıyor ve bunun doğru orantılı olduğunu göstermiş oluyor. Yalnız burada tabii ki sıcaklığı Kelvin cinsinden bulacağız.
Hareketli pistonlu bir kapta bulunan gazın sıcaklığı arttırıldığında gaz molekülleri daha hızlı hareket ederek birbirlerine ve tabii ki kabın yüzeyine daha sık çarpacaklar. Bu çarpışmanın etkisiyle piston yukarı doğru hareket edecek ve kabın hacmi artacak arkadaşlar. Sabit basınçlı sistemde gaz hacmi mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişecek. Yani siz sıcaklığı artırdığınız zaman buradaki bakın gaz taneciklerinin kinetik enerjisi ve hızı artacak. Dolayısıyla ne yapacak? Pistona bir kuvvet uygulayarak pistonu yukarı ittirecek. Yani sen diyelim ki sıcaklığı iki katına çıkarttın, hacmi de iki katına çıkartmış oluyorsun. Sıcaklığı yarıya indirdin, hacim de yarıya inmiş oluyor. Bu durumda şöyle bir bağıntı karşımıza geliyor. Grafiklere bakarak öncelikle grafiklere bir göz atalım. Sıcaklıkla hacim arasındaki ilişkinin doğru orantılı olduğunu söyledik. Mutlak sıcaklığın arkadaşlar mutlak sıfır Kelvin'i bu noktadan başladığını düşünecek olursak mutlak sıfır noktası başlangıç noktası olarak kabul ediliyor ve Kelvin ölçeğine göre burası mutlak sıcaklık ölçeği. Günlük hayatta Celsius ölçeğine göre ölçüyoruz. Fakat gazlarla ilgili biraz önce de söylediğim gibi tüm hesaplamalarımızı Kelvin üzerinden yapıyoruz. Kelvin'e çevirme de bu şekilde. Celsius'a 273 ekleyerek Kelvin'i bulmuş oluyoruz. Eğer mutlak sıcaklık Kelvin cinsinden verilmişse grafik sıfır noktası burası buradan başlıyor. Ama eğer Celsius olarak verilirse A noktası yani -273 Celsius'tan başlıyor. Çünkü mutlak sıfır noktası orasıdır. Biraz önce bağıntıdan söz etmiştim. Hacimle sıcaklığın doğru orantılı olduğunu gördük. O zaman V1 bölü T1, V2 bölü T2 ile biz son durumdaki sıcaklığa ya da son durumdaki hacime ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Örnek, 27 santigrat derece sıcaklıkta helyum gazı ile doldurulmuş bir sıcak hava balonunun hacmi 3000 metreküptür. Balondaki gazın sıcaklığı 77 Celsius'a getirildiğinde balonun hacmi kaç metreküp olur diyor. Yine burada dikkat etmemiz gereken şey santigrat dereceleri Kelvin'e çevirmek. İlk bu şekilde başlıyorsunuz soruya. Hemen her ikisini de Kelvin'e çevirdiğimiz zaman T1 300 Kelvin, T2 ise 350 Kelvin olarak bulmuş oluyoruz. V1 bölü T1, V2 bölü T2 bağıntısını da yerine koyarak V2'yi yani son durumdaki hacmi 3500 metreküp olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Hangisi Charles yasası ile ilgilidir diye soruyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi sıcaklıkla hacmin doğru orantılı olduğunu anlatan yasaydı Charles yasası. Baktığımız zaman şişirilmiş esnek balonun hava soğudukça küçülmesi. Evet bu sıcaklıkla hacmin doğru orantılı olduğunu bize anlatıyor. Araba lastiklerinin şişirildikçe hacminin artması bu miktarla hacim arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Suyun içerisinde yükselen hava kabarcıklarının zamanla şişmesi da değil. Aşırı şişirilen esnek balonun patlaması, buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması değil. Bunlar dediğim gibi Charles yasası ile ilgili değil. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Üçüncü yasaya bakacak olursak Gay-Lussac yasası. Gay-Lussac'ta yaptığı deneylerde çocuklar basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi açıklamıştır. Belirli miktardaki gazın sabit hacimli sistemdeki basıncı ile sıcaklığının doğru orantılı olduğunu ispatlamıştır. Bu defa hacmini sabit, belirli miktardaki gaz var kabın içerisinde. Sıcaklığı artırıyorsunuz. Sıcaklığı arttırdığınız zaman neler oluyor? Kabın içerisinde bulunan gazın kinetik enerjisi artıyor, birbirlerine yaptıkları ve tabii ki de yüzeye yaptığı çarpma sayısı artıyor, moleküllerin hızı artıyor ve dolayısıyla basıncı artıyor. Yani siz sıcaklığı yine Kelvin cinsinden iki katına çıkarttığınız zaman bakın basıncı da iki katına çıkıyor. Hacim sabit bu arada. Sıcaklığı yarıya indirdiğiniz zaman bu sefer ne oluyor? Basınç burada gördüğünüz gibi yarıya iniyor. Yani basınç ile sıcaklık doğru orantılıdır diyoruz. Hemen bunun da grafiğine bakalım. Yine basınç ile sıcaklık doğru orantı grafiklerini görmektesiniz. Yine mutlak sıcaklık birimimiz Kelvin.
Santigrat dereceyle başlarsa bakın eksi 273'ten başlıyor. Doğru orantı grafiğimiz. Kelvin cinsinden ise mutlak sıfır noktası burası olduğu için yine doğru orantı bir şekilde arttığını görüyorsunuz. Gerek basınç bölü sıcaklık, gerekse sıcaklık bölü basınç değişmiyor. İkisi de doğru orantılı olduğu için ne basınçla ne de sıcaklıkla oran değişmiyor. Oranımız sabit çocuklar. Doğru orantılı dediğimiz için sıcaklıkla basınç durumlarını yine ilk durum, ikinci durum veya ilk kap, ikinci kap şeklinde kıyaslayacak olursak P1 bölü T1, P2 bölü T2 ilişkisinden yine bağıntıyı oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Sabit hacimli kapalı bir kaptaki gazın sıcaklığı 100 Kelvin'den 300 Kelvin'e çıkarıldığında hangisi ya da hangileri artar? Şimdi kapalı bir kapta dediği için yani sabit hacimli dediği için sıcaklığı arttırdığımız zaman elbette ki kinetik enerji artacak. Çünkü gazın birbirine yaptıkları çarpma sayısı artıyor. Dolayısıyla çocuklar sabit hacim olduğu için basınç artacak. Ama madde miktarı değişmeyecek. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Evet, bir problem. Şekildeki sabit hacimli kapta 200 Kelvin sıcaklıkta 760 torr basıncında X gazı bulunmaktadır. Kap ısıtıldığında basınç 2 atmosfer olduğuna göre X gazının son sıcaklığını soruyor arkadaşlar. Bunu gelin birlikte çözelim. Bir kere 760 torr eşittir 1 atmosfer. İlk durumdaki formülümüzü yazalım isterseniz. P1 bölü P2 eşittir T1 bölü T2. İlk durumdaki basıncımız 1 atmosfer. Sıcaklığımız 200 Kelvin. Son durumdaki yani kap ısıtıldıktan sonraki basıncımız 2 atmosfer oluyor. Sıcaklığımızı bilmiyoruz. P2 diyelim. T2 buradan çocuklar 400 Kelvin olarak buluyoruz. Cevabımız 400 Kelvin. Ama bize soruda santigrat derece olarak sorduğu için biz tekrar 400'den 273'ü çıkarttığımız zaman 127 santigrat derece olarak ne yapıyoruz? Cevabımızı buluyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Ve dördüncü yasa Avogadro yasası. Şu ana kadar anlattığımız yasaların sonucunda yani Boyle, Charles, Gay-Lussac gazlarla ilgili yaptığı çalışmaları Avogadro tamamlıyor çocuklar. Avogadro aynı sıcaklık ve basınçtaki, biz bunu aynı koşullarda diyoruz, eşit hacimdeki farklı gazların aynı sayıda tanecik içerdiğini ortaya koymuştur. Yani burada gazın cinsi önemli değil. Aynı koşullar sağlandığında eşit hacimdeki gazların farklı dahi olsa aynı miktar tanecik içerdiğini ortaya koyuyor. Ve gazların mol sayılarıyla hacim arasındaki bağıntıyı açıklayabilmek için de koşul belirtiyoruz. Yani sıcaklık ve basıncı belirtmek durumundayız. Eğer sıcaklık 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç ise çocuklar biz bunları normal koşullar ya da normal şartlar altında diyoruz. Ama eğer sıcaklık 20 santigrat derece ve basınç yine 1 atmosfer ise bu koşullara da standart koşullar yani oda koşulları diyoruz. 1 mol gazın hacmi normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Hangi gaz olduğu önemli değil. Standart koşullarda ise yine hangi gaz olduğu önemli değil. 25 santigrat derece dediğimiz oda koşullarında ise 24,5 litre hacim kaplar. Yani siz 0 santigrat derecedeki bir gazı alıp oda koşullarına getirdiğiniz zaman 2,1 litrelik bir hacim artışı görüyorsunuz. Yani genleşmeyi görüyorsunuz çocuklar. Burada da yine bakın basınç ve sıcaklığın sabit olduğu koşullarda gaz miktarını arttırdığınız zaman hacmin de arttığını görüyorsunuz. Yani gaz miktarını diyelim kabın içerisindeki gaz miktarını 2 katına çıkarttığınız zaman hacmin de 2 katına çıktığını, gazın yarıya indiğini düşünürsek hacmin de buna bağlı olarak yarıya indiğini görmektesiniz. Yine grafiklere de bakacak olursak hacimle miktar doğru orantılıdır. Yine aynı şekilde
hacim bölü mol sayısına bağlı olarak değişmez. Çünkü mol sayısı artarsa hacim de artar. Dolayısıyla kesrin değeri değişmez. Doğru orantıda olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla V1 bölü N1, V2 bölü N2 ilişkisini, burada da doğru orantı ilişkisini kullanabiliyoruz. Evet, örnek aşağıdaki kaplarda bulunan gazlar aynı koşullarda olduğuna göre ikinci kapta kaç gram SO2 gazları vardır diyor. Şimdi aynı koşullar dediği için bakın basınç ve sıcaklıkları nedir? Eşittir. O zaman birinci kaptaki, şöyle gösterelim bunu, N1 bölü V1 eşittir N2 bölü V2 diyebiliriz. Doğru orantı ilişkisinden bahsetmiştik. Şimdi birinci kaptaki gazın mol sayısını öncelikle bulalım. Yani azot gazının mol sayısını bulalım çocuklar. Azotun molekül ağırlığı 28 gram. Yani 4 mol. Birinci kabımızda 4 mol azot gazı varmış. Hacmi de V litre. Eşittir. İkinci kapta bakın hem C2H6 gazı var hem de miktarını bilmediğimiz SO2 gazı var. O zaman C2H6'nın önce mol sayısını bulalım. Kütlesi 60 gram, molekül ağırlığı 30 gram, yani 2 mol. İkinci kapta 2 mol C2H6 gazımız var. Artı kütlesini bilmediğimiz, yani mol sayısını bilmediğimiz SO2 gazı var. Hacimimiz ne kadar? İkinci kabın hacmi 2B. B'leri burada yok edersek. SO2 gazının mol sayısını 6 mol olarak buluyoruz. Bizden kütle istediği için 6 çarpı 1 molün kütlesi 64 gram olduğu için 384 gram olarak SO2 gazının kütlesini bulabiliyoruz arkadaşlar. Evet, yine hacimle mol arasındaki ilişkiyi anlatan bir soru. Sürtünmesi pistonla ayrılmış eşit bölmeli kapta helyum ve hidrojen gazları bulunmaktadır. Sistem dengede iken sabit sıcaklıkta pistonu F noktasına taşımak için sisteme kaç gram hidrojen gazı eklenmelidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz. Hareketli pistonla ayrılmış bölmelerin basınçları birbirine eşittir. Yani birinci taraftaki helyum gazıyla ikinci taraftaki hidrojen gazının basınçları birbirine eşittir. Buradan ne kadar hidrojen gazı eklemeliyim ki F noktasında piston gelsin ve dengeye gelsin? Şimdi öncelikle hidrojen gazının birinci kaptaki mol sayısını bulalım. Burası ne yapar? 6 bölü 2'den 3 mol. Şurada 3 mol hidrojen gazı var. Eğer basınçları eşitse, bakın burada basınçlar eşit olduğu için birim hacime düşen madde miktarları da eşit olmalıdır. Yani 1, 2, 3 V'de 3 mol gaz varsa 1, 2, 3, 4, 5 V'de de 5 mol helyum gazı olmalı. Çünkü basınçların eşit olduğunu söyledik. Peki musluktan musluk açılıp hidrojen gazı gönderildiğinde, piston buraya hareket ettiğinde, yani F noktasına geldiğinde bakın buraya kadar piston geliyor. O zaman ne olacak? Helyum gazının kapladığı hacim 2 litre olacak. 5 mol gaz varken hacmi 2 litre. Peki 3 mol hidrojen gazı vardı. Artı bir de gönderdiğim hidrojen gazı daha var. Onun mol sayısını bilmiyoruz. Peki diğer pistonun sağ tarafındaki kap hacmi ne oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim oldu. Yani 6 litre oldu. Sadeleştiriyorum. N2'nin buradan mol sayısını 12 mol olarak buluyorum arkadaşlar. Eklediğim hidrojen gazı miktarını bulmuş oldum. Peki H2'nin mol sayısı 12 mol olduğuna göre bizden gramı sormuş. 12 çarpı 2 diyerek 24 gram hidrojen eklenmesi gerektiğini buradan bulmuş oluyorum. Peki gaz kanunları ile ilgili dersimiz bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum çocuklar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.